Bugünkü şeklimiz bu. Bunu çizeceğim. Bu sanırım bizim okulda, yani benim şu an okuduğum okulda ödevmiş. O yüzden bunları çiziyorum. En azından bizim okulda bu ders alanlar bundan faydalanabilsin. Burada bunun montaj özellikleri yazıyor sanırım. Mesela burada diyor ki folder arm. Bu sanırım 30 derece dönebiliyormuş sadece. Yani şimdi bunların ayarını yapacağız bugün. Evet. Tamam. Bu şekilde başlayalım. Böyle yapsak mı? Bu biraz bizi zorlayabilir mi? Ya deneyelim. Belki de kolay olur. Bunu yapmam gerekiyormuş. 5, 5, 5. Burası 40. Şöyle de 20 olacakmış. Bu da 10 olacakmış. Bunlarda sanıyorum eşitlik var. Bu sil. Tamam. Evet. Böyle bir şeymiş. Sonra her birinin ucunda şöyle yuvarlak varmış. Marvin'e eşit mi? Eşit 5. Tepsi 5. Bunu da şöyle... Şunu yapalım. Zaten.
Bu sanırım aynen şuradaki orta taraf. Tamam, bunu önce bu kısmını çizeceğim şöyle önden görünen ki hani en detaylı yer burası. Daha rahat olur buradan çizmek. Bir de daha az komutlu çizmiş olursunuz. Hatta bunda simetri kullanayım. Bu şöyle bir şeymiş. Tamam, mesela ben bunun yarısını çizdim. Şimdi bunu simetrik yapacağım. Şöyle yapalım hatta. 20. Aa, 35. Şöyle yüksekliği. Böyle bir bağlantı oldu. Beş. Da 80'miş toplam. Şöyle yapabiliyoruz. Hani mesela bunun bir simetri burada ve 80 normalde. Bunu işaretlemek için buradaki noktaya basıyorum ve simetri uygulayacağım line'a tıklayıp yani o direkt sanki karşı tarafındaymış gibi bunu yapıyor. 80 tam olması da enteresan. Sonra şuradaki şey ne kadar? 3. Şuraya 3 diyorum. Sonra Select Chain diyorum. Bunu işaretliyorum aynı zamanda. Sonra Mirror dediğim zaman direkt simetrini bu şekilde alıyorum. Ortasına da şöyle bir yuvarlak varmış. Da 20'ymiş. Çapı da 20'ymiş. Gösterimi
Sanırım şu anlık bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. Bunu 20 kalınlığına getirmemiz lazım. 20. Sonra şurada bir skeç açalım. Şuraya bir center line çizelim. Sonra buraya bir yuvarlak çizelim. Bunun 10 olması gerekiyormuş. Yerden yüksekliğinin de 10 olması gerekiyormuş. 10 çapı var. Tamam, buraya da 10. Tamam, şimdi bunu mirrorluyorum. Sonra kontrol ediyorum. Aralarında 60 olması lazım ki 60 var. Tamam. Bunu keseceğim. Sanırım bu kadar. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Bu arada bu çizimleri yaparken bazen dikkatsizlik oluyor. Yani ölçülerini yanlış giriyorum. Ölçülerini yanlış girdiğim yerlerde eğer yorum yaparsanız onları düzeltmeye çalışırım. Ya tamam, bu kadarmış zaten. Şimdi şöyle yapalım. Assembly kısmını açalım. Bunların hepsini çağıracağız. Gerçi bunlara pin de gerekiyor. Pim gerekiyor. Ha. 11 tane pim. 5, o da 5, işte hepsi 10'luk sanırım. Tamam. Bir tane de pim çizelim. Efendim? Aslında olabilir, niye olmasın? Tamam, hadi. Biz neyi çiziyorduk? Pin, ha tamam, pin. Tamam. Beşlik ve sanırım 10. Uzunluğunda olan. Onu gerçi montajda yapa yapa şey yaparız artık. Aa, bu değil burası.
Bunlar nasılmış? Bu mail kısmına geldim ve üzerine bastım. Bu bununla eş merkezi olacakmış. Ve buraya değecek muhtemelen. O değil de şurası değecek herhalde. Sanırım arkası boş. Bilmiyorum, bir şeyi acaba yanlış mı yaptık, bir bakalım. Bunun 20. Şimdi bu 20, bunun 20 olması lazım. Bu 15. Ve bu kısımda 20. Evet, böyle böyleymiş demek ki. Burada bütün offset yüzeylerinin birleşimi 1 milim. Acaba şey mi diyor? 1 milim mi kalacak hepsinin arasında? Niye öyle bir şey olsun ki? Neyse. Evet, geçelim. Yok, tamam, bir hatamız yok sanırım çizime baktığıma göre. Belki de böyle olması gerekiyor. Tekrar mate'e geldim. Bu burasıyla burası iç içe olacakmış. Sonra bunun şu arka kısmıyla da burası birbirine değecekmiş. Tamam, sonra bir tane de pim olacakmış sanırım. Tamam. Sonra mate'den niye çıktık ki? Mate'e tekrar geldim. Burasıyla burası. Ve bu kısım arkada mı, önde mi, onu bilemiyorum şu an. Bakayım bir. Tamam, önde olacak yani. Ve bu, evet. Sonra da bununla burası. Peki bu muhtemelen arkada olacak. Bu muhtemelen evet arkada olacakmış. Bunun bu yüzeyle de bu yüzey. Tamam, şimdi bunları kopyalamaya başlayalım biz en iyisi. Mesela öncelikle şununla başlayalım. Copy with mate istiyorum. Bunu montaj ilişkileriyle birlikte kopyalayacağım. İleri diyorum. Sonra bu kısmının turuncu olan yuvarlağın içinin burayla eş merkezi olduğunu yapmışız biz, hani bu kısımla eş merkeziymiş. Ben diyorum ki bu seferki bu kısımla eş merkezi olsun. Sonra bu turuncu yüzeyin, arkadaki yüzeyin buradaki mor yüzeye, bu lacivert mor, o tarz bir renk emin değilim, burayla bileşini göstermişiz. Aynı şey. Bunun da burayla birleşmesini istiyoruz. Bunun da bu yüzeyle, evet, tamamdır. İşte bu şekilde kopyalayabiliyoruz. Ve bu sadece böyle 30 derece dönecekmiş. Biz buna 30 derecelik dönmesi alacağız yani. Bu şekilde olmayacak. Bu pinleri de kopyalayalım biz en iyisi. İleri. Burayla ve bu yüzeye. Tamam. Burayla bu yüzeye.
şimdileri de kutladık. Şimdi şuradaki ilişkiyi verelim. Bu da şu şekilde olacak. Mate diyorum. Tekrar. Sonra burada derece verebiliyorum. 30 derece. Bunu siliyorum. Bunu seçmek istemedim. Mesela burayla şurası arasında yok. Şöyle yapacağız. Özür dilerim. Bu direkt 30 dereceye ayarlıyor sadece. Advanced Mate'ler var burada. Buradan ayarlıyordu sanırım. Evet. Buradan. Minimum ve maksimum değerine gireceğiz. -30'la -30 yapamıyor muyuz? Bu iki yeri seçiyorum. Şimdi mate kısmına geldim. Advance'e giriyorum. Burada minimum ve maksimumu seçebiliyorum. Burada da hani nerede? Burada bir yerde yazıyordu ya. Burada işte. Bu artı 30 ile eksi 30 derece arasında gidip gelsin diyoruz sadece. Bunu istiyoruz yani. Bunu da buradan ayarlayacağız. Bu şöyle mi yapmamız gerekiyor acaba? 330'da 30 derece arasında olsun desek. Bu nokta değil ha. Bununla burası. Ama tamam dersem kontrol edelim. Biz 30 derece olsun istiyoruz değil mi? Bu ikisini seçip bunları 30 derece yaptığımız zaman bu şekilde, hem bu maksimum bu, minimum bu olacak. Ben de şöyle bir şey karar verdim. Daha mantıklı gelecek geldi gözüme. Şimdi buranın buraya olan uzaklığını sınırlayacağım. Ölçelim ne kadarmış. Buranın buraya olan uzaklığı 8.67 oluyormuş 30 derece olunca. Şimdi maksimum yani en fazla en düşük 8.67 olacakmış uzaklığı. En yüksekte buna bakalım. 30.91 olacakmış. Bu şekilde sınırlarsam ben bu sadece 30 derece oynayabilir. 8.67 ile 30.91. Bunu kapatıyorum. Bunun mate'ini buradan siliyorum. Mate. Bunu da buradan şöyle ayarlayacağım. En fazla 30.91 olması gerekiyor. En az da 8.67 olması lazım. Neresi peki? Mesela bu noktayla buranın uzaklığı. Ben buna tamam dediğim zaman, mate'den çıktığım zaman muhtemelen bu, evet bakın, en fazla 30 derecelik hareket yapıyor. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Olacak mesela. Kaç derece olacak? Buradan bakıyorum. Burayla burayı seçtiğim zaman tamam, bana 30 derecelik değeri veriyor. Diğer tarafa bakalım. Değil. Burayla burası. Burada 2 derece bir şeylik var. Ya muhtemelen şey olmadı hani, aslında noktadan sonrası 2 basamak değildi muhtemelen. Çok basamağı vardı. O yüzden bunu yapıyor. Değerlerle oynayalım bakalım. Mesela şunu düşürsek. Bunu böyle yapsak mesela, o zaman elde eder miyiz istediğimiz açıyı? Kontrol edelim. Burası
Tamam, burası 30 derece olmuş. Şöyle döndürelim. Bakıyorum. Tamam, burası 30 derece. Ya ben bu şekilde yaptım. Hani şeyi umarım bir sorun çıkmaz yani.